Hazreti Mehdi aleyhisselam yeni sünnet mi getirecek yoksa sünnet-i seniyyeyi ihya mı edecek? Hazreti Mehdi müceddit olduğu içindir ki aynı zamanda dönemine İslam'ın damgasını vuracaktır. İslam'a yöneltilen hücumları bertaraf edecek, sünnet-i seniyyeyi ihya edecektir. Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu husus açık açık anlatılır. Benim vahiy üzere mücadele verdiğim gibi Mehdi de sünnetim üzere mücadele verir buyurulur. Rivayetlere göre Hazreti Mehdi ihya etmedik sünnet, kaldırmadık bid'at bırakmayacak. Ahir zamanda tıpkı Resulullah gibi dinin vecibelerini ifa edecektir. İmam-ı Rabbani de mektubatında Hazreti Mehdi'nin bu önemli hizmeti üzerinde durur. Onun asli vazifelerinden birisinin sünnet-i seniyyeyi ihya ve bid'atları kaldırmak olduğunu söyler. Sünnet-i seniyyenin önemini anlatırken de şu satırlara yer verir. Sünnet ve bid'atten her biri diğerinin yokluğunu gerektirir. Birini ihya etmek, diğerini öldürmek sayılır. Bu manaya göre sünneti ihya etmek, bid'atı öldürmek demektir. Aksi dahi böyledir. Hatta onun dini yayma ve sünneti ihya etme görevini yürütürken halkı bid'alarla amel etmeye alıştıran modern bir bilginden dahi söz eder. Hazreti Mehdi geldiğinde alabora olmuş bir atmosferle karşılaşır. Tepeden tırnağa İslam'a yöneltilmiş bir tahribat söz konusudur. İslamiyet'i içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan İslam kalesinde bir sürü gedikler açılmıştır. 1000 seneden beridir yığılan ve birike gelen şüphelerin bir anda kusulduğunu, İslami esas, cereyan ve şeailerin kırılmaya, kalbi umumi ve efkar-ı ammenin dehşetli yaralanmaya, vicdan-ı umuminin bozulmaya yüz tuttuğunu müşahede eder. Bütün bunlar Süfyan'ın öncülüğünde gerçekleşir. Hazreti Mehdi ise bu müthiş tahribatın sebep olduğu manevi hastalığı Kur'an eczanesinden aldığı ilaçlarla tedavi eder. Bid'atlarla unutulmaya, unutturulmaya çalışılan ve savaş açılan, gerçekte ise her biri birer iksir olan sünnet-i seniyye prensiplerini yerleştirmeye çalışır. O ve onun nurani cemiyeti, Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bid'a karanesini tamir edip sünnet-i seniyyeyi ihya edecektir inşallah.